Güzel canlar, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Aşkın niyazlarımı sunuyorum. Bugünkü konumuz vahiy ve ilhama da küçük bir değinimimiz olacak. Önce vahiy nedir ve bu nokta itibariyle vahiy nasıl oluşur konusu üzerinde duracağız. Vahiy ve ilham Cenab-ı Hakk'ın nuru demek. Bakın dikkat edin. Vahiy ve ilham Cenab-ı Hakk'ın nurudur. Aynı zamanda vahiy ve ilham Adem'in insanın ruh mertebesine dokunup ve ruh mertebesindeki bütün hakikatleri edinme halidir. Resul ve nebilerin manevi çalışması ilerledikçe, üst manadaki boyuta ulaştıkça Resul ve nebiler o çaba ve gayret ile güzel canlar Yaradan'ın ihsan nuruna ve de maneviyatı edinme noktasına gelerek hakikati ve gerçeği edinirler. Edindiklerini de halkın diline getirerek halkın anlayacağı şekilde tebliğ ederler. İşte bu işleyişe vahiy deniyor. Normalde vahiy noktası şöyle ifade edilir zahir ulema tarafından. Cenab-ı Hak emirlerini, yasaklarını, istemlerini, ilmini, insanların ne yapıp yapmayacağını Cebrail'in vasıtasıyla peygambere iletmesine vahiy denir. Bakın dikkat edin. Bir, Cenab-ı Hakk'ın Cebrail'in vasıtasıyla Resullere bildirmesi, Resullerin de bu haberi, onun istemlerini, ilmini, hakikatini aldıktan sonra halka bildirmesi. Ne yapıyor? Hak aleminden önce ne yapıyor? Kendi bilincine çıkarıyor, şuuruna çıkarıyor. Bu şuura çıkardıktan sonra ne yapıyor? Halka ileterek halkın da o şuurla, o bilinçle, o ilimle, o hakikatle donanmasını sağlama noktasında çaba ve gayrete girişiyor. Birinci çabası kendisine yolculuk ederken manevi alemleri edinme noktasındaki çaba ve gayreti. Burayı edindi. Geldi, bütün mana aleminin içerisindeki hakikate ve gerçeğe vakıf oldu güzel canlar. Şimdi edindiği bu bilgiyi halk alemine aktarma noktasında bir gayreti, bir çabası var. Yalnız bu gayret ve çaba bazen bazı resullerin, bazı nebilerin hayatından olmasına, yaşamından olmasına, eza ve ceza çekmelerine neden olmuş. Aynı şekilde ilham alan hak dostlarının, velilerin ve insan-ı kamillerin başlarına da aynı şey gelmiştir. Fakat bu asla onları yıldırmamış, asla geri çekilmelerine neden olmamış ve bu nokta itibariyle de haksal gerçeği halkın bilme noktasında onların seviyesinde anlatma, onlara tebliğ etme noktasında büyük bir gayretle de çaba sarf etmişler. Talipler de manevi çalışma ile nefs-i emmarenin kötü alma arzusundan kurtulup manevi mertebelerde çaba ve gayret ile kararlılıkla ilerledikçe, üst mertebelere çıktıkça Yaradan'ın ihsan nuru ile velilik mertebesinde Cenab-ı Hakk'ın ihsan nuruna mazhar olurlar ve haksal hakikatleri edinirler. Dikkat ederseniz burası da ilham noktası. Bir, Resullerin edinimi noktasındaki vahiy, iki, Resullerin dışındaki insanların gayret ve çabası noktasında edindikleri ilham noktası güzel canlar. Bu ikisini de bizim bilmemiz gerekiyor. Çünkü ileride bunların arasındaki farklılıklar veya benzerlikler noktasında bir muhabbetimiz daha olacak. Vahiy ve ilham net bir edinim, izlenim, his ediştir. Asla bulanık, muğlak değildir güzel canlar.
vahiy noktası gerçekleştiği zaman güzel canlar artık şek, şüphe, güman, muhlaklık dediğimiz hiçbir şey söz konusu değil. Veliler için de bu ilhama mazhar olmakla birlikte bu şek ve şüpheden kurtulur. Bakara suresinin 2. ayetinde o kitapta şek, şüphe, güman, kuruntu, tasa yoktur dediğimiz ayetin manasını idrak etme noktasına gelmiş olur. Kafa karışıklığı, kafa bulanıklığı vahiy ve ilhamla netleşir, kuşkuların, şek ve şüphenin hepsi yok olur. Bu nokta itibariyle de bizim için geçerli olan bir nokta bizim ilhama ulaşmamız lazım. Haksal ilhama. Haksal ilhama ulaşmanın tek koşulu da bunu edinecek kişinin doğru bir yaklaşım içerisinde nefsi emmarenin kötü alma ve arzusundan bir an önce çıkması gerekiyor. Mertebeleri geçerken net edinilen mertebe netleşirken, bakın dikkat edin, melekut alemine geldik. Melekut alemindeki edinimizle melekut alemi netleşiyor. Hiç sıkıntı yok. Melekut aleminin ilmini, hakikatini, gerçeğini edindik ve netleştik. Üst bir mertebe tekrar bulanık ve bu bulanıklıkla birlikte bir sis vardır. Ta ki o mertebeyi net edinmesine kadar bu hal, bu durum devam edecektir güzel canlar. Şuhut aleminden, görünür aleminden çıktınız melekut alemine. Melekut alemini edindiniz. Çok netleşti. Fakat bu el cebarut alemini edinirken yine kafada bir sis, tam bir netleşme yok. Neden? Edinmeniz gerekiyor. Orayı edindiniz, bu el lahut alemiyle ilgili başlıyor. Orayı edindiniz, artık ne sis, ne pus, ne kafa karışıklığı, ne de başka bir şey var. Burası bütün mertebeleri edindikten sonra ruha ulaşıp, ruhsal noktaya gelip, tam bir netliğin oluştuğu yer güzel canlar. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın nurunun etkisi, tesiri koşuluyla sürekli bir mertebeden diğer bir mertebeye doğru ilerleyecek, devam edecek ve yükseliş yani miraç ta ki makamı Mahmud'a, Kab-ı Kavseyn'e, Ev Edna makamına kadar ilerleyecektir ve sürecektir. Vahiy Cenab-ı Hakk'ın haksal buyruğunu, hakikatini peygamberlere bildirmesidir. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın hakikatini ve gerçeğini, buyruğunu alabilmek, onunla konuşabilmek için onun ruh diyarında onun bütün unsurlarını, esmalarını, sıfatlarını edinmekle mümkündür. Yani Allah'ın boyasıyla tam bir boyanmakla mümkün güzel canlar. Demek ki Cenab-ı Hak bir, kendi buyruğunu, kendi hakikatini, kendi gerçeğini, vahiyi hak edecek olanlara verecektir. Peki, şimdi bu noktada şöyle bir işleyişe girelim. Zahiri ulema şöyle bir şey anlatmıştı. Cenab-ı Hak gökyüzünde. Cebrail gökyüzünden geliyor. Peygamberlere anlatıyor. Onlar da ezberliyorlar. Kafalarında tutuyorlar. Ve halka anlatıyorlar. Bakın bu zahir ulemanın, alimlerin anlattığı vahiy alma şekli. Nereden biliyoruz? Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, Sidretül Müntena'ya. Yani gökyüzüne çıktı, gökyüzünde görüştü ve geri geldi. Bakın basit bir anlatım ile. Güzel canlar, haksal irşatta Cenab-ı Hak bize şah damarımızdan yakınsa, bu yakın olan noktaya ulaşma gayretimiz, çabamız, arınmamız, temizlenmemiz bizim ona yakınlaşmaya
ve onunla o olmaya. Biz onunla o olduktan sonra, bütün perdeleri kaldırdıktan sonra sıkıntı kalır mı? Problem kalır mı? Mesele burası. Burada sadece bir unsurun değişikliği var. Cüz dediğimiz bu akıl cüzlükten kurtuluyor. Burası kül akıl oluyor. Kül akıl demek Cebrail demek güzel canlar. Bakın bizim düşüncelerimiz nereden geliyor? Aklımızdan geliyor. Aklımızdan geliyor. Bakın dilimizle, kelamlarımızla beyan etmekten çıkıyor. Demek ki nebiler ve resuller şah damarından yakın olana, gönül aleminden yakın olana yakın oldular. Kül akla sahip oldular. Zaten kaynaktalar, özdeler, gerçekteler ve o yüzden kaynaktan aldıkları bilgiyi de Cebrail dediğimiz kül akıl noktasıyla da halka ilettiler. İşte vahyinin alınıp tebliğ edilme noktası bu şekilde gerçekleşiyor. Ama genelde bize ne anlatılıyor? Koskoca bir kanatlı melek geliyor, peygamberi bir sarıyor. Çünkü hatırlarsanız ilk vahiy noktası oku. Cebrail diyor ki peygamberi sardı ve sıktı. Güzel canlar, buradaki sarma, buradaki sıkma bir meleğin dışarıdan gelip sarması, sıkması değil. Peygamberde bulunan melekut alemindeki Cebrail dediğimiz kül aklın bütün bedeni sarıp işlevsel hale getirmesi. Ama Zahiri Ulema ne anlatıyor? Dışarıdan kanatlı bir görünmez melek geldi, sardı, korkma dedi. Ben Cebrail'im. Güzel canlar, zaten kül aklı Cebrail'ini kullanan bir peygamberin korkmasının mümkünatı yok. Bakın orada da farklı bir olgu yaşatıyor. Fakat o kül akıl, o ilham, o vahiy dediğimiz noktada vücutta müthiş bir has, müthiş bir keyfiyet, müthiş bir güzellik var mı? Kesinlikle. Bir ürperti var mı? Kesinlikle. Ama Zahir Ulema peygamberin korktuğunu bazı kaynaklarda neredeyse yüksek bir taşın üzerinden kendisini aşağı atacağını, kül akılla bilen kendini taşın üstünden atmaz. Taşın üstünden kendini atanları atmaması için hakkın hakikatiyle onu mana alemine getirip kurtarmaya çalışır. Onun için haksal irşattaki vahiy bakış açısıyla Zahir Ulema'nın bakış açısı arasında çok büyük bir farklılık söz konusu güzel canlar. Buna haksal esin, haksal edinim, ruhu edinme, haksal mertebeleri edinme, lef-i mahfuzun bütün ilmine, bilgisine sahip olmak denir güzel canlar. Vahiy Cebrail vasıtası ise, bakın vahiy Cebrail vasıtası ise o zaman Resullerin akıl vasıtalarını muhteşem bir şekilde kullandıklarını, o akılla, kül akılla kainatın her zerresinde, her noktasında onların olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda bir peygamber kül akıl ile bütün varlıkların merkezinde ise, bütün varlıkların bilgisine haiz ve sahip ise o zaman onun bildiremeyeceği, söyleyemeyeceği hiçbir bilgi yok. Bu nokta itibariyle de kül akıl cümle varlığın hakikatini edindikten sonra cümle varlıktan aldığı ilmi, bilgiyi tekrar cümle varlıkla bütünleşmek, vahdeti vücudu gerçekleştirme noktasında talep içinde olanlara bildirmesi gerekiyor. Yalnız bunu dört mertebe üzerine yapıyor. Şeriat ehline şeriatın anlayabileceği gibi, tarikat ehline onun anlayabileceği gibi, marifet ve hakikat ehline de onun seviyesi ve mertebesi gereği bu hakikati ve gerçeği anlatır. Onun için kafa karışıklığının çoğu
İşte bu mertebe farklılıklarından kaynaklanmaktadır. Vahiy kelimesi hızlı bir şekilde ve gizlice söylemek, ilham etmek anlamına gelmekte güzel canlar. Dikkat edin. Vahiy hızlı bir şekilde, gizli bir şekilde söylemek. Anlık inen bir bilgi. Peygamberler gizlice mi almıştır? Çünkü Cenab-ı Hak ona seslenmişse, bilgisini ona vermişse, vahiy etmişse, bu sadece peygamber ile Allah arasında bir şey. İki kişinin arasında olan şey de gizli demek. Ama bu çok süratli. Neden? Kül akıl o kadar süratli ki güzel canlar, o çalıştığı an hiçbir varlık yoktur ki onun hükmü altına girmesin. Vahiy aynı zamanda ne demek biliyor musunuz güzel canlar? Resulün cümle varlıkları hükmü altına alması demek. Onları tasarrufu altına alması demek. Onları idaresi altına alması anlamına geliyor. Onun iradesi altına giren her varlık kendi sırrını, bilgisini ona verir. Mahkum. Bu bilgiye ulaşan zatlara biz Resul diyoruz. Yani kendi kitabını okumuş, kainatın kitabını okumuş, Ümmül kitabı okumuş. Dikkat edin, Ümmül kitap, en büyük kitap. Ve bu kitabı okuyanların bilgisi haksal olduğundan onlara ikrar verip onların yoluna girenler de bu haksal gerçekliğe de mazhar olurlar. Vahiy noktası Adem Ata'yla başlamakta güzel canlar. Adem'in edinimi. İlk edinim, ilk vahiy noktası güzel canlar Adem Ata'yla başlamaktadır. Vahiy Resul'ün şah damarından yakın olandan Rabça konuşarak onun ilmine, onun hakikatine, onun gerçeğine vakıf olup bu ilmi halk alemine getirmesidir. Eğer ki bizler hak ile hak olursak, halk aleminden bulunan her şeyi hak aleminde göreceğiz. Hak aleminden alacağımız her şeyi de halk alemine getirip, halk aleminin hak alemini edinme noktasında irşat dediğimiz o eğitim ve terbiyeyi vereceğiz güzel canlar. Onun içindir ki her talip bir irşat edici adayıdır. Ne zamana kadar? İrşat oluncaya kadar. Ne zamana kadar? Hak alemindeki hakikati buluncaya kadar. Ne zamana kadar? Manevi bütün mertebeleri meratip edip bu mertebeleri hal edinceye kadar güzel canlar. İşte bu gerçekleştiği takdirde Resuller vahiy, veliler de ilham almış olacaklar. Vahiy ilahi mertebelere ait olan ilmidir, bilgidir, hakikattir ve gerçekliktir. Vahiy Cenab-ı Hakk'ın kelamıdır. Bakın hatırlıyor musunuz Necm Suresi 3'te ne demişti? O kendiliğinden konuşmaz. Demek ki hak ile hak olmuş, ruhu edinmiş, ilahi mertebeleri edinmiş, o esin noktasına mazhar olmuş kişiler Cenab-ı Hakk'ın kelamlarını ifade ederler. Bu noktada da Resullerin, Nebilerin, Ehl-i Beyt'in, 12 imamların, erenlerin, evliyaların, gerçeklerin, hak dostlarının bütün nefesleri hak kelamıdır. Neden? Hak dostları lakırdı etmezler, laf gezdirmezler, zahirinin kelamlarıyla hitap etmezler. Onların aldığı bilgi ilahi bilgi olduğundan dolayıdır ki ya vahiy ile konuşurlar ya da ilhamla konuşurlar. Resuller vahiy noktasıyla nutuklarını, nefeslerini dile getirirken hak dostları olan veliler de
ilham noktasıyla hak kelamlarını, hak ilmini ve haksal gerçeği dile getirmektedirler. Vahiy manevi alemi edinmiş, haksal koşula gelmiş, Resul'ün kesin bilgiye ulaştığı noktadır güzel canlar. Demek ki hakikat koşuluna gelmiş Resuller kesin bilgiye ulaştıklarından dolayı artık kendilerinden emin noktasındadırlar. Ve bu nokta itibariyle biliyorsunuz alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Peygamber de emindir ve bir lakabı da emin olarak ifade edilmiştir. Adem'in bedeninin baskısından, nefs-i emmarenin alma arzusundan, himayesinden kurtularak ruhun himayesine, hakkın himayesine girmesine vahiye veya da ilhama ulaştı denir. Peygamberler için vahiye ulaştı, veliler için ilhama ulaştı denir güzel canlar. Vahiy Cenab-ı Hakk'ın hakikatine erenlere Hakk'ın kendisini onlara lütfetmesidir. Şöyle ki peygamberler ona ermemiş olsaydılar o da kendisini onlara lütfetmezdi. Demek ki vahiy Cenab-ı Hakk'ın kendisini isteyen kendisiyle kendisi gibi olana lütfetmesidir. Zaten onunla o olmak demek onun ancak lütfuyla mümkündür. O lütuf etmedikçe kimse onun gibi onunla o olamaz. Yalnız şurayı hiçbir zaman unutmayın. İlah tektir. La ilahe illallah. Cenab-ı Hak tektir güzel canlar. Sadece edinim noktasında biz ne yapıyoruz? Onun vasıflarını, niteliklerini, esmalarını edinme noktasıyla oraya geliyoruz. Allah Allah'lığını kimseye, ilah ilahlığını kimseye asla vermez. Sakın bu noktayı aklınızdan da çıkarmayın güzel canlar. İlham Cenab-ı Hakk'ın nebilerin, resullerin, velilerin, hak dostlarının gönlüne doldurduğu haksal duygu, haksal ilim, haksal düşünce, haksal hakikat, haksal gerçeklik, haksal esin ve haksal nurdur. Feyiz yolu ile gönle dolan bilgidir. İlham kelimesi içmek, yutturmak anlamında lehim kelimesinden çıkmıştır ki Cenab-ı Hakk'ın kendi bilgisini, kendi güzelliklerini kendisine dost olana içirmesidir. Kim ki ilmi ledünü içerse güzel canlar ne mutlu ona ki o ilhama mazhar olmuştur ki Cenab-ı Hak cümlemize o ilhamı nasip etsin.